Evet arkadaşlar şimdi bugün organik kimya ile işlediğimiz konuyla ilgili biraz soru çözümü gerçekleştireceğiz sizinle beraber. Ee, ilk i̇lk sorumuza bakalım. Evet birinci sorumuza bakıyoruz. X atomu Y9 atomu ile düzgün 4 yüzlü. Bakın şuranın en önemli cümlelerinden birisi düzgün 4 Yapıda molekül oluşturmaktadır diyor. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ilk önce X tabii ki buradaki merkez atom, Y 9 dediği için Y'yi şöyle bir açmış olalım. Bakın 2 7. Yani Y'nin 1 2 3 4 5 6 7 tane olduğu için tek bağ yapacağı yer burası ve düzgün dörtlü dediğimiz yapıda bir atom diğerleriyle şu şekilde bağlarını oluşturması gerekecektir. Buradan anlayacağımız. Yani buna göre hangisi yanlıştır? Birincisi. Şimdi biz burada hibritleşmeyi bulacak olursak. Bakın sigma bağ, sigma bağ, sigma bağ ve sigma bağ dediğimizde sonrasında her birine sırasıyla S, P, P, P'yi söylediğimizde bunun SP3 hibritleşmesi gelmesi gerekir. O yüzden evet birincisi yanlış. Molekül 5 atomludur. Şimdi bakın X Y kaç tane Y'miz var? 4. O zaman totalde evet 5 atom bulunmaktadır. Bu doğru geldi. Bir tane molekülünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı 12'dir diyor. Bakın. Burada her bir Y'nin üstündekini hesaplayalım bakın. 1 2 3. Her birinde 3 tane ortaklanmamış elektron çifti varsa ve toplamda 4 tane varsa 4 kere 3'ün 12 tane ortaklanmamış elektron çifti doğru dedi. O yüzden evet cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. İkinci soruda molekül ve vesper gösterimlerini vermiş. Buna göre diyor. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin karşısında vesper gösterimi doğrudur şeklinde söylüyor. Şimdi ilk önce ile başlayalım. Birinci de, bakın bir tanesini ilk önce ben bir yapayım, sonra ikinci ve üçüncüyü birazcık sizle bekleteyim. Şimdi berilyum dediği bakın dört, dört dediğine göre nedir? İkiye iki. Yani berilyum bir burada bir burada olmak üzere iki tane bağ yapacak. E hidrojen dediği nedir? Bir, yani bir tane var. O zaman hidrojen de bir tane bağ yapacak. O zaman burada şu şekilde bir olay gerçekleştirebiliriz. Bakın şu bir tane hidrojenle bu da diğer hidrojenle aralarında bağ kurmasını sağlayacak. Ve bundan dolayı şu şekilde bağlarımızı oluşturduk. Şimdi bunu yaptıktan sonra vesper gösterimi. A merkez atom. Evet bir tane B'si var. X dediği şey bağlı olan grup ya da atomlar merkez atoma bağlı. iki tane var. X2. Üçüncüsü E dediğimiz şey vardı. E'de merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti var mı? Hayır yok. O zaman A, X, 2 doğru gelmiş oldu. Birincisini bulduk. Şimdi ikinciye bakalım. CH4 diyor. CH4 dediğinde ilk önce karbonun bir yapısına bakalım. Karbon kaçtı? 6. E o zaman 2'ye 4 şeklinde yazdık. Karbonun 4 tane ortaklanmamış elektron çiftiyle şuradaki hidrojeni yine kullanarak her birini onunla bağ yaptıracağız. O zaman bakın şu şekilde bağlarımızı oluşturmuş oluyoruz. Peki bundan yola çıkarak merkez atomuna A dedik. 4 tane bağlı olan grup olduğu için X 4 dedik. Bakın hiç E var mı? Yok. Niye? Çünkü merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmamaktadır. O zaman AX4 olması gerekirken burada AX3E vermiş. O yüzden yanlış. Üçüncüye geldiğimizde bakın oksijenden başlıyoruz. Oksijen 8. Yani 2'ye 6. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın buradaki ortaklanmamış elektron çiftlerini sakın unutmayın. Bu sefer bunları şöyle gösterdik. İki tane hidrojenle bağ yapacağı için bunları da hidrojenleri bu şekilde yaptık. Peki A dediğimiz merkez atomdu. Bakın iki tane bağlı grubumuz var. X2. İki tane de ortaklanmamış elektron çiftimiz bulunduğu için E2 dememiz lazım. Bakıyorum. A, X2, E2 diyor. O yüzden doğru. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı gelmiş oluyor. Şimdi diyor ki. Bakın vesper gösterimi AX3 şeklinde olan bileşikle ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Eğer bir yapıda AX3E'den bahsediyorsa ilk önce merkez atom A'yı koyduk. 3 tane buna bağlı olan yapı var. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü bir tane de neyimiz var? Ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Bu neye benziyor? Hangi? Bildiğimiz hangi yapıya benziyor? Bakın NH3'e benziyor. Çünkü şu şekilde çizdik. Burada da ortaklanmamış elektron çiftlerini bu şekilde koymuş olduk. Bu yapı nasıl bir yapı gösterecek bize? Evet, üçgen piramit yapısını gösterecek. Çünkü şuradan hani her birisine Şöyle farklı bir renkle çizmeye çalışalım 3 boyutlu. Bakın şu şekilde her birine indiğinde ve şunların altlarını şu şekilde bağdaştırırsak bu yapıyı dışarıda şu şekilde çizdiğimizde bakın hop bir üçgen piramidi bize oluşturmuş oldu. O yüzden birincisi doğru. Merkez atom ortaklanmamış elektron çifti içermez. Peki bu ne? içermez diyorsa o zaman ikincisi yanlış gelmiş oldu. Üçüncüye bakıyoruz. Hem bağlar hem de molekül polardır. Polar olması için ne olmalı? Bağların polar olması için bir kere farklı atomlar tarafından oluşturulmalı. Evet A ile X farklı atomdur. O yüzden bağlar polardır. Molekülde de eğer merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül otomatikmen polar olmaktadır. O yüzden bu da doğru. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 3 gelecektir arkadaşlar. Soruya bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilen maddelerden hangisinde merkez atomun hibrit türü diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi ilk önce CH4 ile başlayalım. CH4 dediğimiz yapıda bakın karbon hidrojen, hidrojen hidrojen ve hidrojen şeklinde çizmiş oluyoruz. Buna baktığımızda e, bunun Sigma bağlarını gösterelim. Sigma, 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 sigma. E her birini sırasıyla söylersek S, P, P, P şeklinde geldi. S, P, 3. Evet birincisini sp 3 bulduk. B şıkkına bakarsak. B şıkkında oksijenin olduğunu, iki tane buna bağlı hidrojenler olduğunu ve oksijenin yapısında merkez atomunda ortaklanmamış elektron çiftinin bu şekilde olduğunu hatırlamamız lazım. Az önce çizdik çünkü. Peki burada sigma bağı, sigma bağı ve bunları da saymamız gerektiğini söylemiştik. Çünkü hibritleşmede nelere bakıyorduk? Sigma bağları ve ortaklanmamış elektron çiftleri. O zaman S, P, P, P şeklinde söyledik. Bakın S, P3 gelmiş oldu. E, bu da sp 3 geldi, bu da sp 3 O zaman şu an bu ikisi aynı gelmiş oldu. Demek ki farklı olan sp 3ten farklı bir şey gelecek. Şimdi NH3'ü çizelim. Az önce de yapmıştık. Bir önceki soruda en 3 örneğini görmüştük. Şu şekilde. Bir tane de ortaklanmamış elektron çifti vardı. Sigma, sigma, sigma ve bunu da sayacaktık. S, P, P, P şeklinde söylediğimizde bakın bu da yine sp 3 geldi. O zaman bu da değil. Gelelim D şıkkına bakalım. Karbonun 4 bağ yapacağını, oksijenin 2 bağ yapacağını bu şekilde oksijenle karbonlar arasındaki bağların olması gerektiğini söylüyoruz. Bu yapıları bir yere kadar çizmeye çalışacaksınız. Bir yerden sonra bakın mesela A, B, C ve D şıkları sorularda en çok çıkan soru çeşitlerindendir. PCl3 hocam daha önce yok görmemiştik dediğiniz şey NH3'e çok benzer. P çünkü hangi gruptadır? Bakın hemen şuradan 2 8 5 yaparsın. 5A e, e, azot hangi grupta. 2'ye 5. Bu da 5. O zaman azot ne yapıyorsa fosfor da aynısını yapacaktır. O mantıkla da gidebilirsiniz. Şimdi bu sigma bu pi. Bu sigma. Bu da pi'dir. E, P'leri pi biz saymayacağımız için sp. O zaman sp evritleşmesi yaptı. Bakın farklı olanı bulduk. E, bunu da gösterelim. Bakın fosforu yazdık. Klor, klor ve kloru çizdik. Burada da bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bunu hemen Hocam sigma bağı, sigma bağı, sigma bağı ve bunu da sayacaktık. S, P, P, P şeklinde söylediğimizde bakın S, P, 3 gelmiş oldu. O yüzden tek farklı olan D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. O da S, P birleşmesi yaptığı için. Şimdi başlayalım biraz çözmeye. Diyor ki metan yani CH4 molekülüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Biz metan dediğinde hemen Soruda ne sorduğunu bilmeden hemen şöyle hidrojen, hidrojen, hidrojen ve hidrojen şeklinde yazalım. Bağlayıcı elektron çifti sayısı. Bakın arkadaşlar şuradakilerin her biri bir çift elektron sonucunda bağlı yapmıştır. Yani bunların bir tane hidrojen, bir tane karbondan olmak üzere iki tane elektronu ortaklaşa kullanması sonucunda bir bağ meydana getirdi. Ve her biri bir çift olacak şekilde 1, 2, 3, 4 tane çiftimiz var. Birincisi doğru. Merkez atomun çevresindeki doğrultu sayısı 2'dir diyor. Bakın bu doğrultu sayısı 2 olamaz. Niye? Çünkü e, bunun hani gösterim şeklini düşündüğümüzde düzgün 400'lü bir yapıdır. Düzgün 400'lü bir yapıda totalde 4 tane doğrultu yönü olması gerekecek. Burada hani normalde 2 boyutlu gördüğünüz için şu an çizdiğimiz yapıyı bir bu yön, bir bu yön, bu ve bu şekilde 4 farklı yön vardır. Hocam aslında üst alt aynı yön gibi duruyor ama 4 boyutlu görüntüsünde aynı yön gibi durmayacaktır. O yüzden dikkat etmemiz gerekecektir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. Düzgün dört yüzlü yapıdadır. Evet CH4 yani SP3 gösterdiği için düzgün dört yüzlü. Burada CH4 için söyleyebiliriz molekül oluşurken karbon atomu 2s ve 2p orbitallerini karışarak 4 tane yeni özdeş orbital oluşturur. Bakın hemen bu dediği şeyi yapalım. Karbon 6, 1s2, 2s2, 2p2 şeklinde yazdık. Buradaki 2 elektronu var. Burada da 1 ve 2. Buradaki bir elektron buraya doğru yol alacaktır. Şimdi karbon altının yeni halini çizdiğimizde bak, buna temel hal denir. Biz bu hali ta ilk e, atom konusunu işlerken, ayet atom konusunu işlerken bu şeklini görmüştük. Şimdi bu elektronun bir tanesi buraya gittiğinde 1s2, 2s1 ve 2p3 şeklinde yazılır. Bakın burada bir tane, burada 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 bak, bunlar da birer tane olmuş oldu ve bu her tek çizgi bir bağ yapabilme doğrultusunda ilerleyecektir. Her gelen burada mesela kimle bağ yapmış? Hidrojenle. Hidrojenden bir tane şeklinde geldiğinde bakın bu aralarında aslında şurada gösterdiğimiz karbonla hidrojen arasındaki şu bağ gösterim var ya, bakın şu bir tane karbondan dediğimiz bu, bir tane hidrojenden gelen yapı dediğimiz bu. İşte bu ikisi arasında şu şekilde bir bağ oluşması meydana gelmektedir. E bu bir tane hidrojenle bunu oluşturmuş oldu. Diğerleriyle de bakın bir hidrojen de geldi bununla. Diğer bir hidrojen de geldi bununla. Diğer bir hidrojen de geldi bununla oluşturdu ve bu şekilde o CH4 yapısı oldu. O yüzden karbon atomu s ve p orbitalleri yani 2s ve 2p orbitalleriyle oluşturmuş oldu. O da doğru. Karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Evet dörttendir. Sigma 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 dediğimizde sp3 şeklinde yaptığını görmüş olduk. Bundan dolayı cevabımız e şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi olaya bir şöyle bakalım arkadaşlar. Diyor ki bak. Şimdi arkadaşlar. Birinci durumda şöyle bir şeyden bahsediyor. 1S2 2s2 2p'de de 2 tane var bakın. px var, py var, pz'de bir şey yok. Ama sonrasında ikinci duruma geldiğinde 1s2, 2s1, 2p'de de 3 tane var ve her birine birer tane. Yani az önce bir önceki soruda yaptığımız gibi dağıtma olayı gerçekleştirmiş. Karbon atomuna ait 2 durum yukarıda verilmiştir. Bu birinci durum nedir arkadaşlar? Birinci durum temel hal olduğunu söyleyebiliriz. İkinci durumda hibrit hali. Hibritleşme halinin olduğunu söyler. Birinci durum karbon atomu temel halidir. Evet doğrudur. İkinci durum karbon atomunun uyarılmış hali. Evet temel halde enerji vererek o bir tane elektronu diğer tarafa yolladık. Ve bu onun uyarılmış hali olmuş oldu. İkinci durumda karbon atomunun ortaklanmamış elektron sayısı 4'tür diyor. Ee, Ortaklanmamış elektron sayısı evet bakın ikinci durumda. Burada bir, burada, burada ve burada bakın her birinde birer tane elektronu var. Evet bunlar da ortaklanmamış elektronlardır. O yüzden dört tanedir. Doğru. Geldik ikinci durumda karbon atomunun proton sayısı birinci durumundan fazladır diyor. Bakın ilk durumda kaç tane var? Hemen karbonu sayalım. 2 tane burada, iki de burada, 4, 5, altı tane var. O yüzden belirttik. Diğerinde de yine aynı şekilde sayacağız. 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bakın herhangi bir şey değişmemiştir. O yüzden bu yanlış. Geldik E şıkkına. Karbon atomu uyarıldığında 4 özdeş orbitali oluşur. Evet bakın 2S'de bir tane, 2P'de de 3 tane olacak şekilde 4 tane özdeş olmuş. Zaten bu, bu olayın ismini hibritleşme, özdeşleşme anlamında söyleyebiliriz. Bu da doğrudur cevabımız bundan dolayı D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Hibritleşen oksijen atomu elektronu dizisi bakın 1s2 2sp3 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 ve 2sp3 olduğunu söylüyor. Oksijen atomunun sp3 hibritleşmesi yaptığını bakın sp3 sp3 sp3, sp3 ve sp3 olarak belirtmiş. Yani Şöyle bir tane şu ortaklanmamışlarını çiziyorum. Hidrojeni kullanıyoruz bunlarda genellikle. Bu şekilde de hidrojeni belirttik. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur diyor. Hibrit orbitallerinin ikisinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti bulunur. Bak iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Birincisi burada, diğeri de burada. O yüzden birincisi doğru. Hidrojenle yaptığı H2O bileşiğinde Oksijenin iki tane sp3 hibrit orbitali ile hidrojen atomunun s orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Evet, hidrojenin hidrojen 1'i de bize burada vermiş zaten. Hemen açarsak hidrojen 1 1 ve burada bir tanedir. Ya da hidrojen 1 1s 1 evet buradaki s'deki bir tanesini kullanarak gelip e, sp3 yapmış bir oksijen oluşturmakta e, burada bunun SP3 ile bunun S arasında bir örtüşme meydana geldiğini görmüş olduk arkadaşlar. Bu da doğru. Hidrojenle yaptığı h 2 bileşiğinin vesper gösterimi. Hemen şuraya vesperini çiziyorum. A merkez atom arkadaşlar. E iki tane bağlı grup var. X2 iki tane de ortaklanmamış elektronu var. E2 şeklinde de onu göstermiş olduk bu da doğru geldi. Cevabımız bundan dolayı E şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet 8. soruda bakın AX4, AX2, E2 ve AX3, E şeklinde bize 3 tane farklı yapıdan bahsedecek. Merkez atomları aynı periyotta olan 3 moleküle ait vesper gösterimi yukarıda verilmiştir. Ee, buna göre bu moleküldeki toplam elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor bu sırada Bakın x'lerin de bize hidrojen olduğunu özellikle belirtmiş. Şimdi AX4. Şuraya başlayalım. A ve X4 dediği için bakın hidrojen olarak çiziyorum onları. X X X ve X bu şekilde yaptık. Peki burada e, bu moleküllerdeki toplam elektron sayılar arasındaki ilişki. Şimdi burada bakın 2, 4, 6, 8 tane ortaklanmış olarak kullanılan elektronu bulunmaktadır. Birincisini yani 8'i buraya yazdım. İkincisini çiziyorum. A'yı belirttim. X2E2. Bakın A'yı belirttikten sonra şöyle X'leri belirtiyorum. Yani hidrojenleri ve E2'yi de şu şekilde belirtmiş oldum. Ama X'ler neydi? Hidrojendi. Yani kendi üzerinde hiç ortaklanmamış elektron çifti yok. E, i̇ki tane de burada bunların bulunuyor. O zaman totalde bu da 8 oldu. Yani ikincisinde 8 bulduk. Üçüncüsüne geldiğimizde A, X, 3, E. O zaman X, X ve X şeklinde belirttik. Bir tane de bunu belirtiyoruz. O zaman burada bakın şunların her bir bağın 2 elektron olduğunu gösterirsek. 2 4 6 ve bir de iki tane de burada var. Yine bu da 8. O zaman her üçü de birbirine ne gelmiş oldu arkadaşlar? Eşit gelmiş oldu. Bu şekilde A şıkkını bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar, birincisi bu karbon atomundan bahsediyor. Bu karbon atomuna bakın İki tane hidrojen, bir tane brom bağlı. Yani bunu şuraya bir daha açayım, bu yapıyı. Bu karbon atomuna iki tane hidrojen, bir tane de brom bağlı. Sonra bu karbon atomu iki numaralı karbon atomuna gidiyor. Buna çift bağlı oksijen bağlı ve tek bağlı bir oksijene bağlı. Ve bu oksijenden yola çıkarak da diğer karbonumuza yani iki hidrojen, bir bromun olduğu diğer bir karbona gidiyoruz. İki hidrojenimiz ve bir tane de bromumuz bulunmaktadır. Şimdi bu yapıya baktığımızda bu bir, bu iki, bu da üç numaralı karbonu bize göstermiş oluyor. Şimdi şuna başlıyoruz. Sigma, 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 sigma dedik. O zaman S, P, P, P dediğimizde SP3 hibritleşmesi yaptığını görmüş olduk. Birincisi SP3 yani bu gitti, bu da gitti, bu da gitmiş oldu. İkincisine geldiğimizde, bakın sigma, sigma, sigma pi pi saymayacağız. S, p, p dediğimizde SP2 şeklinde olması gerektiğini görüyoruz. O yüzden SP2 bak her ikisi de SP2'dir. Onu da geçtik. Diğerine geldiğimizde üçüncüsüne bakın sigma, sigma, sigma ve sigma. O zaman S, P, P, P'den dolayı S, P 3 hibritleşmesi yapmış. Burada S, P diye göstermiş yanlış. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı gelmiş olacaktır arkadaşlar. Evet 10. sorudayız arkadaşlar. Diyor ki 10. soruda X atomu temel ve uyarılmış haldeki orbital şeması aşağıda verilmiştir. Bakın temel halde işte burada da bir 1S2 vardır muhtemelen. 1S2, 2S2, 2P'de de bir tane var. Ama buradaki bir elektron, bakın şu bir elektron buraya gidiyor. Ve burada tek, burada tek, burada tek Üç tanesi birbiriyle hibritleşmiş oluyor. Yani uyarılmış atom. Buna göre X elementinin hidrojen bir elementiyle oluşturduğu XH3. Bakın X'in 3 tane elektronu var çevresinde. 1, 2, 3 tane var. Her birini bir hidrojenle birleştirme yaptığımızda Bakın bu şekilde bir yapı meydana gelecek. Buradan da X hidrojen, hidrojen ve hidrojen şeklinde göstermiş olduk. X ve H bağı SP2 hibritli orbitali ile S orbitali örtüşmesi sonucunda oluşur. Şimdi burada biz birincisine bakarsak burada biz X ve H arasında hangi hibritleşme var? Onu bakalım. İlk önce X'in hibritleşmesini bulalım. Bakın sigma sigma sigma'dan S, p, p şeklinde söylediğimizde bu bir SP2 hibriti yapar. Peki hidrojen? Hidrojeninki zaten S orbital olduğu için SP2 ise nasıl bulduk? Hidrojen 1'di. 1S1'di. O sadece S hibriti yapmış oluyordu. Ee, burada hidrojenin S1-S1 şeklinde olduğunu göstermiş olduk. Buradan da hidrojenin S hibriti ile X'in SP2 arasında bir hibritleşme olacak. Şimdi birincisine bakıyoruz. Diyor ki X haşbağı SP2 hibrit orbitali orbitalleri ile S orbitallerinin örtüşmesi sonucunda oluşacaktır. Evet X ile haşba bu şekilde oluşmuş oldu. Doğru apolar yapıdır. Şimdi bir yapının apolar olması, merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti yok. Evet. Bir de farklı bir yapı bağlanmamış. Evet. Yani bu X her taraftan yani 3 tane H tarafından çekiliyor ve her birinden eşit miktarda çekildiği için apolardır. Bu da doğru. Doğrultu sayısı 3'tür diyor. Bakın 1 numaralı doğrultu, 2 numaralı doğrultu, bu da 3 numaralı doğrultudur. Evet, bundan dolayı 1 2 3 şeklinde gelmiş oldu. Yani cevabımıza E dedik arkadaşlar. Evet 11. soruya baktığımızda diyor ki BF2 molekülü ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi berilyumun 4 yani 2'ye 2'den 2 tane ortaklanmamış elektronu bulunduğunu her biriyle florun da çevresinde şu şekilde yazmamız lazım. Bundan dolayı berilyum, flor, ve flor yapısını oluşturmuş olduk. Hangisi doğrudur diyor. Birincisi düzlem üçgen geometrisi. Bir kere bu doğrusal. Düzlem üçgen burada yok. Yanlış. Ortaklanmamış elektron çifti vardır. Evet bakın florların üzerinde özellikle ortaklanmamış elektron çifti vardır. Ve sayısını soracaksa 3 burada 3 burada 6 tane elektron çifti bulunmaktadır. O yüzden doğru. Üçüncüye baktığımızda merkez atomun hibritleşme türü. Arkadaşlar bakın sigma sigma s P. yani sp birleşmesi yapmıştır. Evet burada da sp şeklinde üzerinde de 1 yazmış hatta doğrudur. Buna da doğru dediğimize göre cevabımız 2 3 yani b şıkkı gelmiş olacaktır. Evet. 12. soruya bakıyoruz. Yukarıda belirtilen 1, 2, 3 nolu bileşiklerdeki A, B, C, bağ açılarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bağ açılarına baktığınızda birincisi bu baya bir büyük açıyla yani 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. İkincisine baktığımızda B ile H arasında bakın burayı 3 parçaya böldüğünü düşünürsek toplam 360 derecenin 3'te 1'i burası, 3'te 1'i bu, 3'te bir de bu olduğunu söylersek buranın 120 derece olması gerekecektir. Geldik NH3 yapısına. NH3'te buranın e, arkadaşlar normalde 3 tane vardır bu tarz olanlarda. Yani CH4, NH3 ve H2O yapısı vardır. CH4'ün ki 109, 107 ve 104 şeklinde belirtilir. O yüzden NH3'ünkine de 107 ya da 107,5 şeklinde küsüratına olabilir söyleyebilirsiniz. Bundan dolayı en büyük A, sonra B, sonra C'ye gelmiş oldu. Bakalım. Evet cevabımız bundan dolayı C geldi. Evet soruya bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki aşağıda atom numaraları verilen element atomlarından hangisinin klor ile yaptığı molekül düzlem üçgen geometrisine sahiptir? Şimdi düzlem üçgen dediğinde kim Düzlem üçgen yapıyordu. Biz ilk önce onu bir hatırlayalım. Mesela ee, a x 3 yapısı olması lazım. Yani şu şekilde a'yı belirttik. Bakın x, şurada da bir x, burada da bir x'i belirtiyoruz. Buna göre yaptığımızda, bakın, şöyle üçgenimizde bu şekilde çizmiş olduk. Bu bizim düzlem üçgenimiz. Yani burada klorun çevresindeki şunların her biri klor elementini gösteriyor, sembol ediyor. A'da merkez atom. Merkez atomun o zaman çevresinde nesi var arkadaşlar? 3 olması lazım bakın. Ortaklanmamış elektron yani değerlik elektron sayısı. Şimdi baktığımızda 2'ye 3. Bakın istediğimiz sayı bulduk. Bakın bu 2'ye 4, 2'ye 5, 2'ye 6 ve 2'ye 7'dir. O yüzden nedir arkadaşlar bakın 3 olan olması gerekiyordu. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Burada da diyor ki aşağıda verilen moleküllerden hangisinde hidrojen ile merkez atom arasındaki bağ açısı en büyüktür? Şimdi her birinin yapısını hatırladığımız kadarıyla çizelim. Bu yapıların hepsini ben size çizdim. Şimdi CH4'ün yapısı. Hidrojen şu şekilde belirttik. NH3'ün yapısını bakın. N ortaklanmamışı var. Hidrojenleri. Az önce de zaten bunların açılarını söylemiştik. H2O'nun ortaklanmamışlarını şu şekilde belirttik burada. Bakın BH3'ün hidrojen, hidrojen, hidrojen şeklinde belirttik. BH2'yi de şurada birer hidrojen olarak vermiş olduk. Şimdi bu birincisiyle başlayalım. Bakın buradaki açıya baktığımızda az önce söylemiştik. Bu açının 90 gibi görünüyor ama 90 değil 109 olduğunu. İkincisinin 107 olduğunu. Üçüncüsünün 104 olduğunu. Bakın buraya geldiğimizde 3 tane aynı açı var düzlem üçgende o yüzden burası 120. Buraya baktığımızda da bu açının 180 olduğunu söyleyebiliriz. Neydi? Diyor ki atomlar arasındaki bağ açısı en büyüktür. En büyüğünü sorduğuna göre bakın burada bundan dolayı cevabımız E şıkkı gelmesi gerekecektir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bakın C2H4 molekülünde her bir karbon atomunun kaç tane hibrit orbitali oluşturmuştur şeklinde söylüyor. Her bir hibrit orbitalini. Bakın burada bir kere yapıyı şöyle gösterelim. Bir karbon ve diğer bir karbonu çizdik. İki tane karbonumuz var. Totalde 4 hidrojenim var. O zaman 2 tanesini buna veririm. Diğer 2 tanesini de buna vermiş oluruz. E karbon totalde kaç bağ yapar? 4 bağ yapar. E 1, 2, 3 ve 4 bağını bu şekilde göstermiş olduk. E karbon atomu kaç tane hibrit orbitali oluşturur diyor. Bakın bu karbona bakıyorum özellikle. Burası sigma, sigma, sigma bunu hibrit orbitalinde kullanmayacağı için gitti. 1 2 3 tanesini kullanmış oldu. Buradan da sp p'den sp2. Bir tane s, iki tane p olacak şeklinde düşündüğümüzde totalde 3 rakamını da buradan bulmuş oluruz. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş olur arkadaşlar. BCl3 ve NCl3 molekülleri ile ilgili niceliklerden hangileri farklıdır? Her ikisi için de yapıları gösterelim. Şimdi bor ve azottan bahsediyor. Bor şurası 5, azotun ise 7 olarak gösterdik. Yani 2'ye 3 ve bakın 2'ye 5. Şimdi borun yapısında 1 2 3, azotun yapısında 1 2 3 4 5'i gösterdik. Yani azot'taki en önemli farklılık bakın ortaklanmamış elektron çifti. Her birinin yanına bakın B bir tane kloru buraya, bir kloru buraya, bir kloru buraya getirdik. Azot'ta şunu gösterdikten sonra kloru, kloru, kloru buraya getirmiş olduk. Şimdi burada bağa bakarsam bunun bağı da polar, bunun bağı da polar. Ama moleküle baktığımda bu her taraftan BCl3 her taraftan eşit çekildiği için molekül apolardır ama bunun molekülü her taraftan eşit değil. Bakın ortaklanmamış elektron çiftinden kaynaklı polar yapı görülüyor. Hangisi farklıdır dedi. Bu üçgen hatta düzlem üçgen düzlem üçgendir. Bu ise nedir arkadaşlar? üçgen piramit şeklinde belirtiyor. O yüzden geometrik şekilleri farklıdır. Toplam bağ sayıları bakın 1 2 3 bağ var. Bunun da 3 bağ var. Bağ sayıları 3'e 3 olduğu için aynıdır. Merkez atomun hibritleşme türü bunu şöyle gösterelim. Bakın sigma 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 bağ. O yüzden sp p'den dolayı sp2. Bakın bu sigma sigma, sigma. Tabii ki bunu da saymamız lazım. O yüzden S, P, P ve P şeklinde söylediğimizde SP3 hibritleşmesini yapmıştır. O yüzden merkez atomunun hibrit türü ikisinde farklı geldi. Bundan dolayı da cevabımız D şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Beşinci soruda diyor ki, XY3 ve Z2T bileşiklerinin molekülleri polardır. Bakın en önemli cümlelerden birisi bunların polar olduğunu bize belirtmesi. Buna göre bu moleküllerin geometrileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi x, y, 3'ü iki farklı şekilde gösterebiliriz size. Bir, şöyle y'yi bir bu şekilde gösterebilirim. Bir de x'in üzerinde ortaklanmamış elektron çiftini gösterip şu şekilde birleştiririz. Bakın bu yapı bu yapı apolardır. Ancak bu yapı polar olmuş oldu. Niye apolar? Çünkü düzlem üçgen. Düzlem üçgen bir apolar yapı sergiler ama burası nedir? Bakın üçgen piramit. O yüzden birincisi düzlem üçgeni zaten sildik. Açısal iki atomlu değil üç atomlu olduğu için açısalı burada söyleyemeyiz zaten otomatikman gelmiş oldu. Z2T'yi ise şöyle iki tane farklı yolla göstereceğim. Birincisi bakın şu şekilde olanı bir tane T iki tane Z. Diğeri ise bir tane T var ama ortaklanmamış elektron çiftleriyle beraber şu şekilde. Yani birisi BH2 birisi de H2O'yu gösteriyor bize. Şimdi burada baktığımda her iki taraftan da eşit olarak çekildiği için bu yapı ne olur arkadaşlar? apolar. Ancak burada eşitlik yok. Bu yapı ne olacaktır? Polar olacaktır. Polar olduğu için de ne diyebiliriz buna? Açısal bir yapısı var. Bakın yapı şurada şu şekilde gösteririm. Bakın bu yapıyı şuraya çekiyorum ve gösterimini şu şekilde bir açı oluştuğunu belirterek gösterdiğimiz için doğrusalı sildik. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar diyor ki 6. soruda YF3 molekülündeki Y atomu sp2 hibritleşmesi yaptığına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi YF3 gördüğümüz anda bakın iki tane YF3 çizebiliriz. Birincisi Y F F F, F. Diğeri ise Y bakın F, F F'dir. Şimdi bu iki yapıya baktığımızda burada Sigma, sigma, sigma ve bunu sayacağım için SP3. Burada baktığımda sigma, sigma, sigma dediğimizde SP2. E bize de zaten SP2 dediği dediğine göre. Demek ki yapımız buymuş. Vesperini soruyor. Vesperini bakın şu hemen A'yı çizdim. 3 tane de flor var. AX3'tür. Birincisi doğru. Y elementi 3A grubundadır. Şimdi Y elementinin bakın bir tane burada. Bir tane burada, bir tane burada olmak üzere çevresinde 3 tane değerlik elektron var. E Değerlik elektronu 3 ise evet 3A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. Evet bakın yapıyı şu şekilde bir belirtelim. Üçgen çizmiş olduk. Evet düzlem üçgendir. Bu da doğru. Moleküldeki Y atomu 2 tane ortaklanmamış elektron çifti içerir. Nerede? Hiçbir yerde yok. Bakın öyle bir şey yok. O yüzden yanlış. Bağ açısı 120'dir. Evet şuradaki her bir bağı gösterecek olursak bakın 3'tendir. 363'e böldüğümüzde 120 gelecektir. Bu da doğru cevabımız. Bundan dolayı D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet aşağıdaki moleküllerden hangisi AX2E2 vesper gösterimine sahiptir diyor. Şimdi birincisiyle başlayalım. Kükürdü burada vermiş. Bakın kükürt 2 8, 6. Yani kükürdün üstünde şu şekilde 4, 5, 6'yı çizmiş olduk. Kükürdün üstündeki iki elektron çiftini bu şekilde gösterdik. Her biriyle de birer tane hidrojen yaptırdık. E o zaman merkez atom A. Bağlı olan iki tane grup var. X2. İki tane de ortaklanmamış elektron çifti var. O yüzden A, X2, E2 ile ilk şıkta bulmuş olduk. Peki NH3'ün neydi arkadaşlar ismi? Azotun üstündeki ortaklanmamış elektron çiftini unutmuyorduk. O yüzden AX3E. Bakın şu yapıyı çizecek olursak karbon, çift bağlı oksijen, hidrojene, hidrojeni göstereceğiz. O yüzden AX3. Hocam şurada oksijenin üstünde ortaklanmamış elektron çiftleri yok mu? Var. Ama biz merkez atomun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini gösteriyoruz, o yüzden AX3 geldi. CH4'ü çizersek, bakın AX4 şeklinde söyleriz. C2H2'yi çizersek buradaki tek farklı çizmemiz gereken şey C2H2'dir, o yüzden onu özellikle göstermek istiyorum. Şu şekilde az önce C2H4'ü çizmiştik hatırlarsanız yapı olarak şöyle ve şöyle belirttik. Şimdi burada mesela şu karbon atomuna bakıyoruz. Bu karbon atomuna baktığımda bakın burası bir grup ya da atom. Burası aynı şekilde bir tanesi. Bir tane de şurada var bakın. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? A bakın bu A 1 2 3 tane var. X3 şeklinde belirtmiş olduk arkadaşlar. O yüzden AX2E2 hangisiydi? Oradan cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Evet, 8. soruda maddeleri vermiş. Molekül geometrisi ve hibritleşmeye katılan p orbital sayısı. Bak p'nin sayısını veriyor. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi CH4. CH4'ün biz ee, kırık doğru olan kısmında bir hata var. Çünkü CH4'ü şu şekilde çizersek artık elimiz alışmaya başladığını düşünüyorum. Bu nedir arkadaşlar? Bu bir düzgün dört yüzlüdür. O yüzden burası yanlış. Ama bir de P orbitaliyle bakalım. Bakın sigma, sigma, sigma ve sigma. S, P, P, P dediğinde 3 tane P'si var. Bu kısmı doğru gelmiş oldu ama ilk kısmı yanlış olduğu için burayı sildik. İkincisine bakıyorum, C2H2. Şimdi iki tane karbon var, iki tane de hidrojen var. Birini buraya, birini buraya bağladım. Karbon 4 bağ kendini tamamlaması gerekiyor, o yüzden yapıyı şu şekilde çizmiş olduk. Bu yapıyı çizdikten sonra bakın, doğrusal bir olayın devam ettiğinden bahsedebiliriz. Bu yüzden bu doğrusal kısmı doğru. Ancak şuna bakalım, iki doğru mu? Mesela şu karbon atomuna bakıyorum, bu sigma, bu sigma. Bu pi, bu da pi yaptı. Pi'leri saymıyoruz. S, P dediğimizde bakın P atomuna baktığımızda nedir? Bir tane kullanılmış. Ama burada ne yazıyor? İki tane yazıyor. O yüzden burası yanlış geldi. Bunu da sildik. Geldik üçüncüsüne. Az önceki soruda CH2O'yu çizmiştik. Şu şekilde olduğunu da belirtelim. Bakın oksijen, hidrojen, hidrojen. Şimdi burada düzlem üçgen. Evet bir Karbon 3 tane yapı var. Evet şu şekilde de bunun düzlem üçgen olduğunu belirtebiliriz. Bu o yüzden doğru. Şimdi hibritleşmesine bakalım. Sigma, sigma, sigma ve pi şeklinde şu pi'yi sildik. Bakın S, P, P. 2 tane P katıldığı için doğru. Her ikisi de doğru geldiği için 3 numara doğru olmuş oldu. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, çözmeye başlayacağım çünkü 2 dakikalık bir süremiz kaldı o yüzden biraz başlamak istiyorum. Şimdi 1 numaralı karbona baktığımda bakın bu sigma bu sigma bunlardan biri pi, diğeri de pi. Pi'leri sildim. Ne yaptı arkadaşlar? SP hibritleşmesi yaptı. 1 numaralı atomun SP hibritleşmesi yaptığı için B şıkkını ve E şıkkını sildim. Geldim 2 numaraya. Bakın sigma, sigma, sigma ve sigma. O zaman S, P, P, P olarak gösterdim. Yani sp 3 yapmış oldu. Zaten bu iki şıkta gitti. Elimde bir tane şıkkım kaldı. Ama bu atoma da bakacağım. Bu atomun da şu şekilde farklı bir renkle gösterelim arkadaşlar. Bakın şurada bir tane sigması vardı. Şurada da bir tane var. Şurada bir sigma, bir pi var. Pi'yi sildim. S P, P, bakın, SP hibritleşmesi yaptı. O da burada. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde dersi sonlandırdık. Ee, Hibritleşme ile ilgili değişik tarzda sorular yine çözmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.